Arkadaşlar size sabahki videoda bahsettiğim etkinlikler şu anda oyuna gelmiş durumda. Bunlara beraber bakacağız. Hatta belki biraz kristal harcarız beraber. Onun dışında biraz da şey yapacağız arkadaşlar. Artefaklara bakacağız. Artefaklar hakkında bir sıralama yapmayı düşünüyorum. Yani bu konuda biraz tavsiye vermeyi düşünüyorum. Hala almadıysanız tabii bu videoyu bekleyin demiştim. Almadan önce. Ona da beraber bakacağız. Bekleyenler varsa o konuda aydınlanmış olurlar. Bunun dışında bir iki bir şeyden daha bahsedip videoyu yavaştan bitiririz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kupon kısmından başlayıp onu aradan çıkarayım. Arkadaşlar şöyle sağ üstten ayarlar kısmına girdiğiniz zaman şimdi şöyle oyun, hesap, bilgi, anlık bildirim ve dil kısımları var. Bilgi kısmına tıklamıyorum şu anda. Bilgi kısmına girmeniz gerekiyor sizin. Bilgi kısmında benim oyuncu ID'm yazıyor. O yüzden oraya girmeyeceğim. orayı es geçeceğim. Yani... Şöyle bir tehlikesi var bunun e, hesabın hesabın çalınabilme durumu falan var o yüzden girmeyeceğim. E, arkadaşlar bilgi kısmına tıkladıktan sonra alt tarafta kupon kısmı var. Kupon kısmına tıkladıktan sonraki aşamayı da size göstereyim hemen. Evet kupon kısmına tıkladığımız zaman şöyle iki seçenek geliyor. Bilgi kısmına giriyorsunuz dediğim gibi kuponu tıklıyorsunuz şu sayfa geliyor. Buradan MFF etkinlik kuponu kısmına tıklayıp buraya kodu yazıyorsunuz. MFF e... Seventh go. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Size 3 yıldız artefak sandığı veriyor. Bana Drex karakterinin artefaktı çıktı. Bu arada onu da bir saniye size göstereyim. Evet şöyle girelim. Artefak kısmına. Drex nerede? Arkadaşlar Drex çıktı da. Drex bende zaten vardı. Yanılmıyorsam bir etkinlikten vermişti Drex artefaktını. Hatta Drex karakterine girersek direkt biraz daha iyi olur. Şuralarda bir yerde olması lazım Durex karakterinin. Evet gözden mi kaç? Evet şurada. Yok bende 3 yıldız varmış pardon. Ee, herhalde etkinlikten vermedi bunu. Tam hatırlamıyorum. Neyse. Ee, bana bunun artefaktı çıktı yani anlayacağınız. Ee, size farklı bir şey de çıkabilir. Ee, dediğim gibi kupon mevzusunu oradan yapıyorsunuz. Bunun dışında gelelim arkadaşlar artefaktan. Artık şu artefakt videosunu aradan çıkaralım. Arkadaşlar çok fazla içerik e, var. Yani şu anda Anlatmam gereken o kadar çok şey var ki. Hani bir videoda anlatabileceğim kadar kısa değil. Çok uzun. Bunun dışında birçok video atmam gerekiyor. Sabah attım hani iki gündür ikişer video atıyorum sürekli. Bu da beni bayağı yoruyor. Yani elimden gelince hızlı bir şekilde atmaya çalışıyorum zaten. Bildiğiniz üzere Wong karakterinin videosunu atmıştım. Bunun dışında Doctor Strange, Scarlet Witch ve... Amerika Chavez karakterlerine de video gelecek. Ee, bunları da dediğim gibi hani fırsatını burada çekeceğim ama çok fazla şey geldiği için yetiştiremiyorum. Neyse dönelim gelelim artefakta. Yani onların geleceğinden emin olabilirsiniz. Ben hala seçmedim arkadaşlar ee, videosunu yapabilmek için videosunu yaptıktan sonra videoda zaten seçeceğim e, artefaktı. Ee, size bu konuda bilgi verdikten sonra biz de artefaktımızı seçip daha doğrusu ben artefaktımı seçip e, diğer da geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, eleme yolu yoluyla gidelim ilk olarak şimdi. En baştan başlayacağım. Arkadaşlar Gamora artefaktını zaten bize koleksiyoncu kasası etkinliğinden verdiler. Eğer elinizde yoksa bu karakterin artefaktını da değerlendirebilirsiniz. Aslında güzel bir artefaktı var ama koleksiyoncu kasasını da verdikleri için daha önce bunu es geçiyorum. Ee, diğer bir alternatifiniz arkadaşlar Drex karakteri. Drex karakteri de pek iyi değil. Yani e, ...artefaktı tüm temel sallarda biraz artış veriyor ama az veriyor. Birincisi bu. İkincisi bu karakter de pek iyi değil. Bence bunu da es geçebilirsiniz. Yani ilk iki karakteri es geçtik. Eden Warlock bir köşede dursun. Gayet güzel bir artefakt. O yüzden bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar Ultron artefaktını da almayın. Üçüncü eleyeceğimiz artefakt da bu olacak. Çünkü birincisi bunu Infinity Ultron bölümünden... ...zaten ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz tamamlarsanız eğer. İkinci olarak e, Ultron karakteri de öyle amşan bir karakter değil. Yani... Ort, ortalama bir karakter denilebilir. O yüzden buna da pek gerek yok. Eko'yu da şimdilik geçiyorum. Arkadaşlar Thanos'u da çok almanızı tavsiye etmem. Çünkü e, baktığınız zaman artefaktan size kaçınma oranı, kritik hasar ve kritik oranı veriyor. Ama Thanos PvP karakteri. Yani e, tabii ki hasarınızı bir miktar artırır. Ona bir şey demiyorum. Ancak ancak arkadaşlar e, şey bu arada ayın altta ben kritik oranı mı dedim? Kaçınma oranıymış. Pardon. Hedefin kaçınma oranı yok sayı veriyormuş. Her neyse. yani Demem o ki arkadaşlar bu bu özellikler daha çok PV'lik özellikler. Thanos da PVP karakteri. Çok az bir artış yapar. Hasarınızda falan ama e, ondan e, büyük bir şey yapamaz. E, bence hiç gerek yok. Thanos'u da bu yüzden es geçebiliriz. Bunun dışında Hawkeye karakterinin de artefaktını bize koleksiyoncu kasasından verdi. Aslında güzel bir artefaktı var. E, bayağı bir hasar artışı var ama Dediğim gibi koleksiyoncu kasasından verdiği, verdikleri için bunu da es geçiyorum arkadaşlar. Kate Bishop karakterini de es geçin çünkü baktığınız zaman e, hedefleme yoksa ya düşmanlara saldırabilir falan filan. Altta e, şey ol şey var. Şu özellik var. Baş düşman hariç hasar azaltma %11 kadar yoksa yani baş düşman hariç diyor. Bu karakter PvE karakteri arkadaşlar. Sizin nasıl baş düşmanlara verilen hasara ihtiyacınız var. Bu yüzden Kate Bishop'u da es geçin çünkü PvE artefaktı PVP artefaktı PvP'lik bir artefakt. O yüzden gerek yok. Arkadaşlar e, Gwenpool karakterine gelecek olsak hedefin kaçınma oranını yoksa ve bütün temel sallarda artış veriyor. Aslında Gwenpool e, şeyi güzel artefaktı. Ancak elinizde son gelen paralı kostüm yoksa bunu da es geçebilirsiniz. Deadpool karakterini de es geçin. Yani artefaktı fena değil ama karakterin kendisi kötü olduğu için buna da hiç gerek yok. Doktor Ahtapot'a bakacak olursak uzaylı ve yaratık türlerine yani karakterlerine verilen temel hasarı artırıyor. Fena değil aslında bu bir biraz kalabilir. Bunun dışında Green Goblin. Arkadaşlar Green Goblin de bence es geçebilirsiniz. Sebebi bu karakterin kategori 2 olması. Kategori 3 ya da potansiyel açılamadığı için bu karakter. Bence buna da o kadar gerek yok. Arkadaşlar kum adam zaten kostümü falan da yok ee, Yani Yani bir kumar oynayıp seçebilirsiniz Hani ileride belki gelir diye ama Ama zaten şey de çok iyi değil Bir bakıma ee, Artefaktı da işte Kahraman tarafından alınan temel hasarı Azaltıyor ee, Bir de can yenilemesi var biraz Aslında pvp de fena değil Ama dediğim gibi kumar oynamak isterseniz alabilirsiniz Onun dışında bunu da çok tavsiye etmem Mysterio da aynı şekilde misterio da pek tavsiye etmem Kahraman tarafa verilen temel hasarı artırıyor ki bu karakter PvP karakteri bile değil. Bunun dışında hedefin kaçınma oranını e, göz ardı ediyor falan filan. E, yani bu bu biraz işinize yarayabilir ama zaten bu karakter de çok iyi olmadığı için buna da gerek yok. Bu karakterin de kostümü yok. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. E, Vulture karakteri yani Akbaba karakteri. Elektro karakteri öte yandan aslında elektro karakteri iyi. Bunu şimdilik bir es geçebiliriz. Dark the şimdilik es geçebiliriz. Ee, gene aynı şekilde Scarlet Witch'i de bunlardan en son bahsedeceğim. Amerika Chavez var. Amerika Chavez'in şeyine Aynen Amerika Chavez'de seçilebilirmiş. Bir de Wong'a bakalım. Aynen bu son dördü dursun. Şimdi arkadaşlar gelelim. Elimizde ne kaldı? Şimdi şöyle baktığımız zaman. Adam Warlock kaldı. Echo kaldı. ki neydi ona bakmam lazım. Evet Echo da fena değil. Ee, Echo kaldı. Adam Warlock kaldı. Bunun dışında... Ee... Gwenpool'un son kostümü paralı eğer varsa o da alınabilir de. Ee, Gwenpool kaldı diyelim. Doktor Ahtapot kaldı. Electro, Doctor Strange, Scarlet Witch, Amerika Chavez ve Wong karakterleri kaldı. Şimdi arkadaşlar elinizde Adam Warlock karakteri varsa en iyi seçeneğiniz aslında buradan bence Adam Warlock karakterinin artefaktı olacak. Çünkü çok güzel bir artefaktı var ve Adam Warlock da çok etkili bir PvP karakteri. Bayağı bir can yenileme veriyor. Yani çok aşırı da bir mevzusu yok ama güzel diyebilirim. Bunun dışında eko karakteri de aslında fena değil. PvP'de etkili bir karakter aynı zamanda potansiyeli açılabiliyor, liderliği falan da gayet güzel. Yani Ekoyu belli bir noktaya kadar kullanabiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Bu da aslında fena bir seçenek değil. Bunun dışında Gwenpool arkadaşlar, Gwenpool'u eğer son kostüm yoksa kesinlikle es geçin. Yani yani ben o yüzden bu bunu da es geçeceğim. Bence bunu son sıraya bile koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi son kostümü varsa paralı olan o zaman aslında iyi bir seçenek sayılabilir. Bunun dışında Doktor Ahtapot da aslında fena, fena değil. Çünkü arkadaşlar oyundaki baş düşmanların büyük bir kısmı uzaylı ve yaratık olduğu için aslında yani büyük büyük bir kısmı demek doğru olur mu? Ama büyük bir kısmı herhalde arkadaşlar aşağı yukarı böyle. Ee, yani bu bu tür karakterlere karakterler arasında girdiği için işte uzaylı ve yaratık karakterler arasında girdiği için aslında Doktor Atapot'ta fena bir seçenek değil. Bu da değerlendirilebilir. Ee, Doctor Strange de aslında gayet güzel. Ee, Doctor Strange'e baktığımız zaman saldırı artışı var. Ee, kaçınma var sanırım. Evet, kaçınma var. Başka Evet, bir de hedefleme yok sayan düşmanlara saldırabilir gibi bir özellik var. Darkest Strange de güzel, değerlendirilebilir. Scarlet Witch'e bakalım. Karman ve süper tarafından verilen temel hasar atıyor, gayet güzel. Amerika Çevresi arkadaşlar PvP'lik olmuş. Ben bunun da videosunu atacağım zaten. Yani bu da zaten PvP'lik bir artefaktı var, bu da tercih edilebilir. Bir de Wong var ki Wong da gayet güzel bir kartta Bütün saldırılarda atış veriyor, bu da gayet güzel. Bana soracak olursanız arkadaşlar birinci sıradan PvP için sıralama yapayım ilk önce. Birinci sıradan Edin Warlock PvP için. Ee, ikinci olarak şöyle bakıyorum. Kimden bahsetmiştim ben başka? Eko vardı. Ee, Amerika Chavez var. Aynen herhalde 3 karakter var PvP için önerebileceğim. Arkadaşlar bana göre birinci sıradan Edin Warlock. ikinci sıradan Eko. Üçüncü sıradan Amerika Chavez tercih edebilirsiniz. Tabii ki elinizde olan karaktere göre değişir. E hangisi elinizde varsa onu tercih etmeniz biraz daha doğru olur e, bu karakterlerden. Ama e, sıralama bence bu şekilde. Bu PvP için. Pv için soracak olursanız da Pv için kimlerden kimlerden bahsetmiştik? E, Gwenpool'dan bahsetmiştik. Aslında Gwenpool gayet güzel bir seçenek. E, ama son kostüm paralı olduğu için pek çoğunuzda yoktur muhtemelen. Evet, sanırım arkadaşlar Pv için de ben şöyle bir sıralama yapacağım. E, birinci sıraya Scarlet Witch'i koyabilirim ee, çünkü e, bu ABX'de falan da ihtiyaç duyduğunuz bir karakter o yüzden artefaktı biraz daha iyi olur ile beraber daha iyi olur karakter yani ee, birinci sıradan Scarlet Witch diyebilirim İkinci sıradan Doctor Strange e, diyeceğim ben Doctor Strange de çünkü gayet iyi olmuş üçüncü sıradan Wong diyeceğim dördüncü sıradan sanırım Doktor Ahtapot diyeceğim beşinci sıradan Electro diyeceğim 4 oldu. Ee, son olarak da sanırım Gwenpool karakterini söyleyebilirim. Evet sanırım bu kadar arkadaşlar bu sıralamada. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz ama ben Adam Warlock karakterini alacağım. Uzun zamandır da istiyordum zaten iyi oldu. Hatta direkt getirip yerine takacağım. Nerede benim Adam Warlock karakterim? bayağı da güçlü olacak. Kaçın morunu gelmiş üst özelliklerden. Güzel. Evet gelelim arkadaşlar biraz da etkinliklerden bahsedip biraz kristal harcayıp bitirelim. Şimdi ilk önce arkadaşlar biraz kristalimi harcayalım benim bitirelim. Şimdi şöyle uzun zamandır istediğim kostümler vardı onları alacağım. İlk olarak siften başlayarak. Hazır %50 indirim varken bunları değerlendirmek istiyorum. Arkadaşlar sif, sif ilk olarak alacağım. ABX'de kadın güne tabii ki Amerika çevresinde bir test etmek lazım. PvP'lik görünüyor ama emin olmak için bir test etmek lazım ama Sif sanırım şu anda en iyisi. O yüzden Sif'i aldım. Bunun dışında Tina karakterini alacağım. Çünkü Tina kategori 3 kaç zamandır bir türlü şey yapamadım. Bu karakteri de kostümünü alamamıştım. Bir de arkadaşlar yeşil cin alacağım çünkü her ne kadar kategori 2 bir karakter olsa da inanılmaz bir liderliği ve desteği var. Hani baktığınız zaman ya liderliğini de bir türlü şey yapamıyorum ya şöyle alalım da bir önce. Direkt karaktere girip de gösterebilirim aslında. Evet, bir dakika yeşil cin başta olacak şurada. E, liderliğinde tüm takım arkadaşlarına tüm sahalara da %40 ve hedefin kaçımı oranı %40 yoksa aynı zamanda pasifinde de takımdaki kötü adamları süper kötü ve kahraman tarafa verilen hasar %45 artırıyor. Müthiş bir lider arkadaşlar. Bu yüzden bu kostümün alınması gerekiyor bana göre. Ve arkadaşlar benim de kristalimin sonu oldu bu. <laughs> Artık kristal yetiştiremiyorum. E, yani alacağım son bir kostüm kaldı. O da Hawkeye kostümü. Hawkeye kostümü da gayet güzel. Bunun videosunu da çekmeyi düşünüyorum. E, onun da videosu şey Kostümünü daha sonra alacağım biraz kristalin biriktikten sonra ee, Kristalimi de harcadım dediğim gibi arkadaşlar buradan elinizden e, elinizden geldiğince Hani e, kostüm lazım olan kostümlerinizi alın çünkü kolay kolay bu indirim gelmiyor bunun dışında gelen çok güzel etkinlikler var onlardan da kısa bir bahsedip videoyu bitirmeyi istiyorum artık <laughs> çünkü çok uzadı arkadaşlar ilk olarak üret kısmında çok güzel e, üretmeş etkinliği var yani üret kısmında çok güzel bir etkinlik var. O da şu parçalanmış karanti üretebiliyorsunuz. Şimdi şurada da var bakın ama bu çok fazla yiyor. Bakın 100 tane üretmek için 50 bin tane yükseltme paketi harcamam lazım. Kil yükseltme paketi de bana ara ara lazım oluyor. Çünkü kart falan üretebiliyorum ben. O yüzden çok fazla harcamak istemiyorum. Bu yüzden de bunu üretmeyeceğim. Ama baştaki biraz daha uyguna geliyor. Çünkü çünkü arkadaşlar dilimin sürçmesinin, sürçmesinin kusuruna bakmayın. Bakın hala sürçüyor. Yani hızlı konuşunca bu bazen oluyor. Ee, biraz videoyu kısa tutmak istediğim için hızlı konuşuyorum. Bu nedenden dolayı da dilim sürçüyor. Kusuruma bakmayın. Ee, dediğim gibi <laughs> tekrardan anlatayım burayı. Ee, burada arkadaşlar e, günlük 10 tane üretebiliyorsunuz ve sizden sadece 500 yükseltme paketi istiyor. Gene Phoenix tüyünde aynı. Gene non karanlık taşında aynı ama ikinci seçeneği çok değerlendirmeyin. Çünkü burada 500 tane istiyor. Bakın burada 50 tane, burada 500 tane. 10 katına çıkıyor fiyat. Bence bunu Buna çok gerek yok. Ben gizli bilet ürettim bu arada 100 tane. Çünkü elimde 200 binin üzerinde temizleme bileti vardı. Çok bolca vardı o yüzden ürettim arkadaşlar. Ancak sizin elinizde bu kadar bol yoksa temizleme biletinden bu bileti üretmeyin gerek yok. Bunun dışında 7. Yıl kutsa, kutlama sandığını da mutlaka üretin. Çünkü çok güzel ödülleri var arkadaşlar bakın. Bakın bir sürü artefakt veriyor. Bu arada bana buradan e, 4 yıldız makara artefaktı çıktı. Söyleyeyim onu da. Bugün açtım ben bunu. 4 yıldız makara artefaktı çıktı ve bunun dışında da çok güzel artefaktlar var. Arkadaşlar Emma Frost çıktığını düşünsenize bir. Ya da Wolverine ya da Hela çıktığını düşünsenize. Bunlar müthiş artefaktlar. Yani yani bütün artefaktlar var ve çok güzel artefaktlar da var içinde. Kesinlikle bunu açın ve bunlar dışında artefaktları demiyorum sadece. Aynı zamanda bu ödüller de verdiği diğer ödüller de muhteşem. Yani kesinlikle bunu aldım. Öyle söyleyeyim. E, Titan kayıtları da benim elimde çok fazla olduğu için. Hani şu non taşlarından bundan aldım. Elinize çok fazla yoksa almayın. Ama varsa alabilirsiniz. Bakın 99 bin, 102 bin, 111 bin, 48 bin. Şu ikisini de ürettim full olmadığı için. Şunlar full olduğu için üretemiyorum gördüğünüz üzere. Evet üret etkinliği de bu şekilde. Bunun dışında bahsedeceğim bir diğer şey de arkadaşlar etkinlik dükkanı. Hemen ondan da hızlıca bir bahsedeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere herkese 10 tane bu tokenden verdiler. Bu 10 tokene de size tavsiye ettiğim şey enerji harcamamanız için şu ışık çubuğu ve kulaklıktan almanız. Ben ışık çubuğunu bitirdim. Bu şekilde gönderim görevi artık oynamak istemediğim için. Geri kalana da bu kulaklığı birleştirme malzemesinden aldım. Zaten onu da göstereyim size. Bitmek üzere benimki. Evet burada şunu alayım. Evet özel simgeyi de aldım. Sadece şundan 9 tane kaldı. E, bu 9 saniye topladıktan sonra e, seçici kategori 2 karakterim alabileceğim özel Arkadaşlar bunun videosunu da yapacağım e, Onun için de beklemede kalın Yarın büyük bir ihtimalle bunun videosunu atarım Bilginiz olsun e, Ben ama atmadan bir şey seçmeyin bence e, En azından tavsiyem bu yönde e, Gene de siz bilirsiniz e, Bu bahsedeceğim bir diğer şeydi Arkadaşlar o kadar çok şey geldi ki bahset bahset bitmiyor Yani başka ne anlatacaktım size unuttum <laughs> Yani yetişemiyorum artık Evet bonus görevden bu arada kristal harcadığım için biraz daha ödül almışım alayım onu da Bu ne evet arkadaşlar buradaki görevleri tamamlayın bu arada bunu unutmuşum Günlük şunları yapmayı sakın unutmayın şu tokenleri mutlaka toplayın günlük görevlerden Çünkü ileride çok lazım olacak yani etkinlik dükkanından güzel ödüller alabileceğiz Onu da belirteyim Onları da kaçırmamaya çalışın. Onun dışında dediğim gibi diğer etkinlikleri tamamlayın. Çünkü bütün görevleri tamamladığınız zaman size mega kostüm güçlendirme bileti veriyor. Bu bu da çok nadir gelen bir ödüldür. O yüzden kesinlikle onu da kaçırmayın. Peki başka arkadaşlar o kadar çok şey geldi ki cidden artık yoruldum bahsede bahsede. Bir ton şey geldi bu arada ondan da bahsedeyim de. Bir sürü hediye falan geldi. Ben onların hepsini topladım. Kristal geldi. İşte birkaç bir şey daha gelmiş. İşte seçici kategori 2 karakter veriyor benim bütün karakterlerim kategori 2 olduğu için sadece biyometrik verecek bana. Ona biraz üzülüyorum ama sizin elinizde olmayan bir karakter varsa direkt olarak alabilirsiniz. Bunun dışında buradan bakın bir sürü şey gelmiş. Evet arkadaşlar bir de şuradan da şeyi almayı unutmayın. İşte bu kart sandığından falan almak isterseniz eğer elinizde yoksa hatta beraber bir kere sandık açalım mı? Belki arkadaşlar videoda şansı tutar. Bir kere şunu açalım. Hadi be. Ne verdi? Monst ya Monster'ın da ikincisinden ver bari ya. Cık. Gene bir şey alamadım arkadaş. <laughs> Arkadaşlar bakın. Kart koleksiyonunda şu kartım. Monster'dan bir tane eksiğim var. Şu iki numaralı kart. Bunu alırsam %5 saldırı artışı alacağım. Yani tamamladığım zaman. Bir türlü gelmiyor. Yani monster yani hiç pre kart istemiyorum. Cidden pre kart istemiyorum. Şu kartı bana verse yeter ya koleksiyonu tamamlamak için. Ama onu da vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. O da biraz can sıkıcı. Ee, dediğim gibi siz de almak isterseniz onu da değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında bahsedeceğim bir diğer şey de şu. Arkadaşlar e, kristallere bonus gelmiş. Şöyle e, gördüğünüz üzere işte 330 kristal, 550 kristal, 1100 kristal falan filan. Altında size ekstradan bonus kristal veriyor. Bakın bu buradan bağımsız. Şurada da ayrıyetten var. Buradaki ödül vermiyor. Buradaki biraz daha fazla veriyor. Bonus kristal veriyor. Eğer almak isterseniz bu da aslında fena bir fena bir e, paket değil. Aslında bundan da alınabilir. Ama dediğim gibi biraz pahalı yani. Yani yabancılar arkadaşlar bunu mesela 330 kristal 50 lira diyor. E, doların şu an 15 lira olduğunu varsayarsak. E, kaç dolar yapıyor? Yani 5, 5 dolar bile yapmadım. 3 dolar mı? 3. Arkadaşlar şu var ya 330 kristal var ya. Yabancılarda 3 dolar falan. 3 dolara alıyorlar bunu. Ya o kadar neyse. Oraya hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Sonra sıkıntı olur falan. <laughs> hiç gelemem o tür durumlara. Yani neyse arkadaşlar. Işte onu da değerlendirebilirsiniz. Ondan da bahsedeyim dedim. Bunun dışında bahsedeceğim bir şey var mı diye bakıyorum da şöyle. Şurayı toplayayım. E, bu arada e, çizgi roman sandığı açtığınız zaman size bundan da veriyor. Gayet güzel oluyor. Ben de ne kadar oldu merak ediyorum. 403 tane olmuş. Evet arkadaşlar şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. E, Bahsetmeyi unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum ama e, varsa da yorumlarda belirtin. Elimden gelince her şeyi anlatmaya çalıştım. Videoların devamı gelecek. Unuttuğum bir şey varsa da sonraki videolarda bahsederim. Onun da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar, e, siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Etkinlikleri beğendiniz mi ve devamı da gelecek bana göre onu da söyleyeyim. E, siz hangi etkinliklerin geleceğini tahmin ediyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.